Arkadaşlar merhabalar. Katı cisimlerde silindire geldik. Prizmalardan sonra silindir gerçekten önemli çünkü işin içinde daire var. Haliyle tabii ki yan yüzeyi dikdörtgen olduğu için yine standart dik üçgen bilgilerini, benzerlik bilgilerini kullanacağız. Başlı başına çember bilgisini kullanıyor olmamız bile silindiri önemli hale getiriyor zaten. Şimdi ilk bilgimiz silindirin hacmi ile ilgili. Taban alanı çarpı yükseklik, bu da bir prizma olduğu için, dik prizma olduğu için aynı formül devam ediyor. Tabanı bir daire olduğu için pi r kare h olacak arkadaşlar. Açınımına dikkat edin dik dairesel silindirin. Silindiri açtığımız zaman arkadaşlar şöyle taban çevresi bir kenarına eşit olan bir şekle dönüşüyor. Yan yüzeyi bir dikdörtgen oluyor arkadaşlar. Bir kenarı yükseklik, diğer kenarı da bakın dairenin çevresi. Dolayısıyla açınımda bu bize gayet fayda sağlayacak. Hemen şunu da belirteyim. Açınım yaparken arkadaşlar, diyelim burası A noktası, burası B noktası olsun, şurası C, burası da D noktası olsun. Dikkat edin lütfen. Açarken A noktasıysa en uç yine A noktası olur. Neden? Biz bunu açtığımız zaman aslında A noktası bakın bir nevi klonlanmış oluyor ve iki parçaya ayrılıp diğer uca gidiyor. B noktası nereye gelecek? Buraya. Çünkü AB gördüğünüz bakın dairenin yarısı. Tüm daireye dikkat edin. A burası, B burası. E haliyle bir yarısı AB, diğer yarısı BA oluyor. Bundan dolayı B'yi ortaya yazın, sakın uca yazmayın. Yine C'yi arkadaşlar uca yazın. D'yi de ortaya yazın. Açınım yaparken çok basit bir şeydir ama bunu kullanacağız arkadaşlar. Yan yüzeyin alanı böylece ne olacak? 2 pi r h olacak. Toplam yüzey alanı da o zaman 2 pi r h artı 2 pi r kare. Çünkü iki tane dairemiz var. Bakalım şimdi ilk soruya. O dik silindirin taban merkezidir. BC 9 birim, AB 6 birim. Buna göre OE uzunluğu bulalım. Tabii ki yine OE için arkadaşlar bir dik üçgene ihtiyacımız olacak. Çünkü hipotenüse benziyor. E'den böyle bir AB çaplı çembere dik indirelim. E üssü. Sonra arkadaşlar OE'yi de birleştirelim. EE üssü zaten bu yüzeye dik ya. O zaman tam bu noktadan geçen kesinlikle E üssü O ya da dik olmak zorunda. Bunu prizmalar konusunda söylemiştim. Böylece arkadaşlar yarıçap kaç verilmiş bize? Çap 6 verildiği için yarıçap 3. Yükseklik zaten 9. Gördüğünüz gibi 81, 9 daha 90 oldu. Kök 90 yani 3 kök olmuş OE uzunluğu. Taban yarıçapı 6 santim, yüksekliği 10 santim olan silindir kabın içindeki su. Evet. Ne demiş? Taban ayrıtları 8 ve 9 olan bir dikdörtgen prizmasına boşaltılıyor. Yüksekliği ne olur? Bir kere buradaki su buraya boşaltıldığında hacim değişmez. O zaman bakalım taban yarıçapı 6 olduğu için taban alanı 36 pi, yüksekliği 10 olduğu için 360 pi'lik bir su var. Bu su neye eşit olacak? Taban alanı 72, yüksekliği de h olan hacme. Böylece h eşittir 5 pi gelecek arkadaşlar. Sorularda size pi'yi 3 alın demediği sürece sakın 3 almayın. Tabii ki prizmalarda olduğu gibi, küplerde olduğu gibi, dikdörtgenler prizmasında olduğu gibi burada da arkadaşlar en kısa soruları var. İlk verdiğim bilgiye dayanarak yapacağız bunu. A'dan C'ye giden en kısa yola bakacağız yüzey üzerinden. Şimdi bakın bunu biz her zaman bu soruları yaparken açarak göstereceğiz. Açınımda da neye dikkat edeceğiz? Harfe. Şimdi A harfi en uca yine A harfi. D harfi yine en uca D harfi. C ortada olduğu için bakın DC şeklin yarısı çünkü. Yine AB şeklin yarısı olduğu için B. Şimdi biz A köşesinden başlayıp C'ye gidecekmişiz. Bakın direkt burası oldu işte. Haliyle bunun taban yarıçapı 6 bölü pi olduğu için 2 pi çarpı 6 bölü pi'den yükseklik diyorum pardon. Çevresi 12. Burası yarı çevredir bakın 6 birim. Yüksekliği ne verilmiş bize? Verilmemiş. Yan alanın 96 verilmiş. Bulalım o zaman. Şimdi bunun taban alanı ne şey taban çevresi neye eşit? 2 pi 6 bölü pi'den arkadaşlar 12'ye eşit değil mi? Yan yüzeyin alanı neydi? 12 çarpı burada h diyeyim. 96'ya eşit olacak. Yükseklik 8 gelecek.
Böylece yükseklik 8 geldiği için en kısa mesafe 10. Bakın gerçekten aslında yarı yüzey üzerinde hareket ediyoruz. Hiç böyle dolanmışlığımız yok. Bu bir nevi yarım tur. Soru da ister söylesin ister söylemesin. Biz hareket noktamıza bakacağız. Hiçbir engel olmaksızın A'dan C'ye gidiyoruz. Böylece bunun cevabını 10 buluyoruz. Hemen tabii bu soruyu biraz değiştireceğim. Bakın şimdi buna bakacağız. Yani hemen orada kolay yarım tur dedik. Bir de buna bakalım. Aradaki farkı görelim. Bu sefer arkadaşlar A'dan çıkıp D'ye gidiyoruz. Takip edin lütfen. A, ortada D olacak. Uçta A. Sonra D, D, ortada yine C arkadaşlar. Nasıl hareket ediyoruz? Lütfen dikkat edin. BC üzerinde bir K noktasına uğrayarak D'ye gidiyorum. Takip et. Gerçekten de BC üzerinde bir K noktasına uğradım. Böyle AD yolunu aldım. Bunun çevresi arkadaşlar 2 olduğuna göre yarıçapı 4π gelecek. AA uzunluğu tüm çevre olduğu için 4π yapar. AD uzunluğu da bakın 4π. Pisagor'dan AAA kök 2, 4 kök 2 pi oldu. Bu sorunun cevabı gidilecek en kısa yol. Bu da bir tam tur demektir. Soru söylemese bile yine ben o bir tur olduğunu anlardım. Çünkü A'dan başladık, D'de bitti arkadaşlar. Ve üzerindeki bir K noktasına muhakkak değmiş olmamız lazım. Böylece kontrol yapabilirsiniz. Doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız diye. Gelelim 5. soruya. Şimdi arkadaşlar 5. sorunun şeklini çizelim. Soruda bu arada 1,5 tur diye belirtmek zorunda değil. Onu söyleyeyim. Siz kendiniz anlamanız gerekebilir bazı sorularda. Şimdi A, A. Burası D, D. C ve B. Şimdi burada arkadaşlar A'dan çıkmışız. BC üzerinde bir böyle K noktası olsun. K noktasına değmişiz. Sonra AD üzerinde bir L noktası olsun. L'ye değmişiz. En son C'ye gitmişiz. Bakın o zaman şöyle. Ben eğer böyle yaparsam yanlış olur. Neden? BC üzerinde bir K noktasına değdim. Hani AD üzerinde direkt D'ye atladım. Burada bir yere gelmeliydim. O zaman hemen düzeltiyorum. Şöyle bir geri alayım. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bir kere daha böyle bunu yapacağız. Yine D, A olsun burası. Burası D olsun. C, burası da B. Bakın şimdi AB üzerinde böyle bir K noktasına değdim. AD üzerinde şöyle bir L noktasına değdim. En son nereye vardım? C'ye. Gerçekten bu şekilde gördüğünüz gibi. Buralar hep yarım çember. Çünkü AB bir yarım çember, BA yarım çember, AB yine yarım çember. Çevresi neydi? 8π. Haliyle o zaman 4π. 4π. Burası da 4π oldu. Yükseklik ne verilmiş? 5π. Demek ki şuradaki Pisagor'dan arkadaşlar 13π oldu. Gideceğimiz yol. Bu şekilde örnekler çeşitlendirilebilir. Karma sorular çözerken arkadaşlar katı cisimlerle ilgili böyle sorular çözeceğim size. O yüzden merak etmeyin. Bunlar gayet aslında sıradan soru modelleri. Bunları biraz daha değiştireceğiz sonra. Tabii inşallah vakit bulursam bu arada. Bakalım burada ne diyor? 6. soruda. OB 3 cm, AD 6 cm, BC 8 cm. Kesik dik silindirin hacmi kaç santimetre küptür demiş. Kesik silindirlerde arkadaşlar özel bir şey düşünmemize hiç gerek yok. Aslında bir silindirin ortadan ikiye yarılmış hali gibi. Bakın bunlarda şunu yapacaksınız. Şu kısma kadar normal bir silindir hacmi. Şu üstteki kısmı da fark ettiyseniz eğer bir silindirin tam yarısı çünkü uçtan uca bölünmüş. O yüzden diyeceğiz ki şu kısım 9π çarpı 6 artı bu kısımda yarım silindir. Yarıçap ne? Yine 3. Yükseklik ne? 2 kaldı. 9π çarpı 2 bölü 2 olacak arkadaşlar. Böylece 54, 9 daha 63π. Bu kesik silindirleri böyle yapabilirsiniz. Gelelim bu eğilmiş silindirlere. Şekil 1'de taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 12 cm olan dik silindir şeklindeki kap, şekil 2'deki gibi konuma getirildiğinde su seviyesi dökülme noktasına geliyor. Suyun ilk yüksekliği kaç cm'dir? Şimdi bunun için böyle uzun bir yoldan yapalım önce. Sonra çok pratik bir bilgi vereceğim size. Lazım olduğunda kullanabilirsiniz. Yarıçap arkadaşlar 4. Tabii ki su düzeyi
fiziksel kanun gereği, gerçek hayat gereği aynı zamanda Z'den dolayı böyle düz olur. Burası da 45 derece olur. Onu da kaçırmayın. Su eğdiğiniz zaman yine yüzeye paralel olacaktır düzeyi. Haliyle buradan arkadaşlar 4 olduğu için 8, burası da 8. 8, 8 kök 2. Lazım olursa o 8 kök 2'yi kullanırsınız ama şu an hiç lazım olacağını düşünmüyorum. Kalsın. Sonra arkadaşlar yine burası da 8, burası da 8 böyle. Yüksekliğin tamamı 12 verilmiş. Böylece buraya 4 kaldı. Demek ki arkadaşlar burada şu kısmın hacmi yarıçap 4 olduğu için 16 pi, yükseklikte 4 olduğu için 64 pi. Gelelim şu kısmın hacmine. O kısmın da yine yarıçapı 4 olduğu için 16 pi, yükseklik 8, ancak yarısını alacağız. Toplamda 128 pi su varmış arkadaşlar. Demek ki ilk durumda da 128 pi su var. 16 pi çarpı h'tan yükseklik 8 geldi. Şimdi yani şu kısmın yüksekliği, ilk durumdaki yükseklik. Bunu basit bir yolla da bulabiliyoruz. Göstereyim şimdi size. Şunları bir sileyim müsaadenizle. Bakın gayet pratik bir yolumuz var. Ezber bir yol. Buradaki su düzeyi h. Buradaki su düzeyi de h. Burada ne bulmuştuk su düzeyini? Şöyle tamamı 12 idi. Burasını 8 bulduğumuz için 45-45-90 üçgeninden dolayı şurada 8 olmuştu şu kısım. Burası da 4. Yani karşısı da 4. İşte karşılıklı yüksekliklerin toplamı 4 burası, 12 burası eşittir 2h arkadaşlar. H da buradan 8 gelir. Pratik kuralımız bu. Şuraya da gösterdim bakın. A artı B eşittir. H artı H eşittir. Pratik olarak karşınıza kolayca kullanabileceğiniz soru modeli gelirse kullanabilirsiniz. Bakın şimdi hemen göstereyim artık. Diğer soruyu da pratik yolla bakalım. 5, 8 verilmiş. Hemen bakın karşısı 13. Düz hale getirdiğimizde toplamları 18 olduğu için bu ikisinin burası o zaman 9 olmak zorunda. Denk gelirse kullanma hakkınız var. 9. soru. Yarıçapları 3 santim olan 4 tane eş dik silindir şekildeki gibi gergin bir iple sarılmıştır. İpin uzunluğu en az kaç santimdir? Yani tamamen böyle sardığını varsayarsak kaç santim olduğunu göreceğiz. Burada hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şekil temsili olarak çizilmiş. Siz bu 4 silindire ip sardığınız zaman görüntü nasıl olur görmeniz gerekiyor. Bunun için de hemen videoyu burada durdurun. Yapmaya çalışın. Sonra ben göstereyim aslında ne kadar kolay bir soru olduğunu görün. Şimdi şöyle bir durum var. Siz bu lastiği sonuçta aslında buradan geçiriyorsunuz böyle. Lastik gibi düşünelim. Aşağıya doğru böyle ittirdiğinizi varsayın. İsterseniz böyle bir silindirik bir şekilde deneyebilirsiniz. Lastiği böyle aşağıya gönderin. Hakikaten hep aynı. Eğer silindirik bir şekilse hep aynı şekilde aşağıya inecektir. Haliyle ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bu şeklin üstten görüntüsünü göstereceğim size. Bu ipi siz sardığınız zaman aslında üstten görüntü arkadaşlar budur. Şekil aldatıcı oluyor. Öyle değil tabii ki. Aynen benim gösterdiğim gibi ve hakikaten deneyin isterseniz anlarsınız. Böylece şurası arkadaşlar dik. Burası yine TT ile doğru diktir. Dik. Böylece ben şuraların uzunluğunu bulurum. İki tane de yarım dairenin çevresi bir tam daire yapar. Dolayısıyla yarıçapı 3 olduğu için 3, 6 daha 9, 6 daha 15, 3 daha 18. Buralar birbirine eşit 36 oldu. Yarım daire olduğu için şurası ve yine yarım daire olduğu için yarıçapı 3, çevresi 6 pi yapar. 36 artı 6 pi sorunun cevabı arkadaşlar. Eğik silindirler sizin müfredatınızdan kalktı. O yüzden o üstteki kısmı direkt atlıyorum arkadaşlar. 12. soruya geçelim. 3 dikme diye bir teorem var. Arada karşınıza gelebilir. Bunu aslında arkadaşlar karşınızda olup böyle bir öğretmenin anlatması lazım. 3 dikme teoremini. Çünkü kalemlerle falan anlatmak gerekiyor. Gerçekten zorluyor. Görsel olarak yani böyle bir video çekmek onun için çok anlamlı değil. Ben şöyle yardımcı olayım size. Bir yüzeye dik indirelim, tamam mı? Şöyle bir AB yüzeye dik olsun. Sonra bu yüzeyin üzerinde
aynı böyle tam bu AB'ye dik olacak şekilde bir BK doğrusu çizelim. Sonra bu BK'ya yine aynı yüzeyde şöyle bir KL doğrusu çizelim. İşte arkadaşlar bu AB yüzeye dik, aynı zamanda BK'ya dik. Sonra arkadaşlar BK'da aynı yüzeyin üzerinde KL'ye dikse, birleştirirseniz öyle görünmese bile AK arkadaşlar KL'ye diktir, aklınızda bulunsun. Bakın bu yüzden şimdi şuna dikkat edin bu soruda. Bir kere BDC çapı gören çevre açıdan dolayı 90 derece. Şimdi lütfen dikkatli olun. EC yüzeye dik. EC CD'ye dik. CD de DB'ye dik. Bakın EC yüzeye dik olduğu için CD'ye dik. CD zaten çapı gören çevre açıdan dolayı dik. Haliyle burada ilk başladığımız E noktasından sondaki doğrunun ilk noktasına dikindirmek zorundayız. Kısacası ED dik olmak zorunda arkadaşlar. Püf noktası da şudur. İlk doğrunun ilk noktası, son doğrunun son noktası. Bunu birleştirirseniz kesinlikle dik olur, aklınızda bulunsun. Bakın ilk doğrunun ilk noktası, son doğrunun son noktası. Bunu birleştirdiğinizde 90 derece olmak zorunda. BD'yi kaç vermiş? 5. BC'yi kaç vermiş? 13. ED'yi bulacağız şimdi o zaman. Zaten yarıçap burada pardon, çap 13 olduğu için DC 12 olur. EC neydi? Bilmiyoruz. EC'yi vermiş mi soru bize? Vermemiş. Nereyi vermiş o zaman bize? Bir bakayım bir. BD'yi 5 vermiş. Başka da bir bilgi yok. Pardon, AB'yi 9 vermiş. Onu gözümün önünde görmüyorum, affedersiniz. AB 9 olduğu için EC de 9. 9, 12, 15 üçgeninden ED 5, 15. Böylece arkadaşlar 5 çarpı 15 bölü 2'den 75 bölü 2 oldu bu üçgenin alanı. Üç dikme teoremi çok nadiren de olsa çıkıyor. O yüzden ben de bir tane koymak istedim teste. Zor anlaşılan bir yer. Elimden gelen bu arkadaşlar. En azından böyle iki boyutlu bir şeyde anlatmak çok kolay olmadığı için. Cümlelerime en son dikkat edin. Dediğim şuydu. İlk doğrunun ilk noktasıyla son doğrunun son noktası dik bir doğru oluşturacak en son doğruya. 13. soruya bakalım. İçinde bir miktar su bulunan dik silindir şekildeki gibi eğik duruma getirilmiştir. AB bölü BC 1 bölü 3 olduğuna göre ne demiş? İçindeki suyun kaç katı kadar daha su alabilir? Bakalım. Şimdi BC neresi? Burası. Şuraya bir 1 diyelim. Nasıl olsa oran soruyor. Buraya da 3 diyelim. Tamam mı? Şöyle bir yarı çapta uyduruyorum. Yine 1 olsun. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz yarı çap 1 dedim ben. Pi, ondan sonra yükseklik, hatta kesirlerle uğraşmayayım, 2 olsun. Şöyle burayı bir sileyim. 2. Buraya da 6 diyelim. Şimdi pi çarpı 2 bölü 2'den şu suyun hacmi pi arkadaşlar. Dolayısıyla burası da pi. 2 pi olduğu için yukarıya ne kaldı? 3 katı olduğu için 6 pi. Demek ki pi kadar su var. Bir 7 katı kadar su alabilirmiş bu daha. Şekildeki dik silindirin üst tabanının merkezi A noktasıdır. B alt tabana ait bir noktadır. Silindirin taban çapı 16 santimdir. AB'nin alabileceği en büyük değer 17 santim olduğuna göre silindirin hacmi kaç pi santimetre küp denmiş. Şimdi arkadaşlar B alt tabana ait bir nokta, A da merkezde duruyor. Şimdi B alt tabanda en uç alabileceği yer bu çemberin üstünde bir noktadır. Dolayısıyla çemberin üstünde bir nokta olmak kaydıyla şöyle bir AB bir daha çizelim. Çünkü o temsili gösterilmiş. Böyle çizdiğimi varsayın. Buradan zaten dikkat ederseniz şöyle bir dik üçgen oluşturabilirsiniz. Silindirin taban çapı 16 ise yüksekliği yarı çapı 8'dir. AB 17 verilmiş, en büyük uzunluğu, demek ki yükseklik de gerçekte 15'miş. Dolayısıyla hacim 64 pi çarpı 15 olacak arkadaşlar. Bu da 960 olacaktır diye ümit ediyorum. Şimdi silindirde arkadaşlar çözeceğim son soruyu da çözeyim. Hemen şunu söyleyeyim. Konu anlatımında aşırı derecede böyle zora abanmıyorum. Konuyu anlatacağım çünkü üstüne piramit anlatacağım. Bunları birleştirip karma bir
test çözeceğim. O karma testi özellikle bekleyin. Anlattıysam da takip ederek oynatma listesinden muhakkak izleyin arkadaşlar. Güzel sorular olacak. Yalnız şunu hep ben söylüyorum. Geometride matematik AYT, TYT fark etmez. AYT'de zaten yeni nesil kavramı yok. Onu biraz yiyorlar yani açıkçası size. Yeni nesil kavramından uzak durmuyorum ama yeni nesilleri çözmeniz için gerçekten klasik soruları düzgünce çözmeniz gerektiği için ben mümkün olduğunca klasik üzerinden gidiyorum. Sadece yeni nesil kesinlikle başarı getirmez. Ben en azından derece yapan öğrencilerimden ya da normal düzeyde 11. 20. olan öğrencilerimden de yola çıkarak söylüyorum hepsi. Hatta hep şunu derim, 2018'deki öğrenciler o zaman hiç başarısız olmaları gerekiyordu. Gerçekten YouTube'da isterseniz istediğiniz böyle başarılı olmuş, derece yapmış, derece yapmamış fark etmez. Başarılı öğrencileri lütfen dinleyin ya da dinlemenize de gerek yok. Ben size söyleyeyim, başarının yolu arkadaşlar belli. Düzgünce konuları, kavramları öğrenmek. ÖSYM size gerçekten öyle güzel sorular soruyor ki o yıl ilk defa görüyorsunuz soruları. Dolayısıyla bütün yeni nesil gördüğün sorular bir anda çöp hale geliyor. Mümkün olduğunca lütfen kavramları çok iyi öğrenmeye çalışın. Ben de bunun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şimdi bakalım. Taban çevresi 48 cm, yüksekliği 21 cm olan dik silindirin A noktasına bağlı bir ip K noktasından geçerek C noktasına bağlanacaktır. CK eşittir 2KB, yani burası 7'ymiş, burası da 14'müş. Buna göre ip en az kaç santim olmalıymış? Ne, hangi ip peki? K'dan geçecek, A'dan başlayacak, K noktasından geçecek, böyle C'ye gidecek. Tamam. Bir kere ipin en kısa olması için AK'nın en kısa olması lazım. Zaten KC'ye en kısa yol direkt şu 14 santim. Daha da kısa gitmez K'dan C'ye. Benim o zaman AK'yı bulmam lazım. Onun için de şöyle ufak bir silindir düşünelim. Yüksekliği 7. Yarıçapı kaçtı bunun? Taban çevresi 48 olduğu için 48 eşittir 2 pi r. Böylece 24 bölü pi oldu taban yarıçapı. Bakalım. Açacağız şimdi bunu. A. Tabii ki yine A. Ortada B. Şöyle bir C noktası. D. C yok pardon. Ben onu K'ya indirgedim. D demeyelim, ona da D üssü diyelim şuraya. D üssü ve yine D üssü. Bakın ne yapacağız? A'dan yola çıkacağız. Direkt ABKD üssü yüzey üzerinde AK'ya gideceğiz. 24 bölü pi'di yarıçap. Yarı çevre o zaman 24 olacak. Yükseklik zaten 7. Demek ki 25'miş gideceğimiz en kısa yol. Yani ipin en kısa bağlanması. Üzerine bir de 14 gelecek. 25, 14 daha 39 santim bu ipin en kısa uzunluğu arkadaşlar. Neyle devam edeceğim? Koni piramitlerle devam edeceğim arkadaşlar. O videoda görüşmek üzere.